Herkese merhabalar, Örgü Modelleri Tasarım'a hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün görselde görmüş olduğunuz iki şiş modeli çalışacağız. 5 milim 5 numara, burada şu anda gözüküyor mu bilmiyorum ama ekrana yazacağım zaten. Evet, ip olarak da kartopunun bir ipi, çok eski bir ip arkadaşlar, kağıdı yok. Şimdi burada özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için çok güzel, kolay bir model. Şöyle ilmeklerimizi atalım. İlmeklerimizi 3'ün katları şeklinde atıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Evet. 3'ün katları şeklinde bir miktar ilmeğimi attım. Şuradan da bağlamayı unutmayalım. Şimdi bakın, modelimiz çok basit. Güzel bir görüntü var. Özellikle erkek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Şöyle bu sırayı tamamen böyle düz örelim arkadaşlar. Komple baştan sona kadar. Şişler biraz uzun. Masaya değecek diye korkuyorum. Evet, böyle. Burası sonuna kadar düz olacak. Şimdi birinci sırayı düz ördük. İkinci sıraya geçtik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinciyi düz. Üçüncüyü de düz aldım. 3 tane ters. 1, 2, 3. 3 tane düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 3 tane düz. 1, 2, 3. Yine 3 tane ters. İkinci sıramızda bakın bu şekilde yapacaksınız. 3 düz 3 ters, 3 düz 3 ters şeklinde ikinci sırayı bitireceksiniz. Şimdi geldik 3. sıramıza. Bakın 3. sıramızda ters ördüğümüz yerler düz örülecek. Aslında hepsini düz öreceğiz arkadaşlar. Sadece arka tarafta değiştireceğiz. Bakın düz ördüm. 3. sırada komple düz örüyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. Tamamını düz yapın. Kafanızı çok karıştırmayın arkadaşlarım. Şöyle hepsini 3. sırada düz yapalım. Şimdi 4. sıraya başlıyoruz. 4. sırada yine biraz önce yapmış olduğumuz gibi bakın 3 düz 3 ters. Bu sırayı unutmayalım. Aynı şekilde devam edecek hep. 3 düz 3 ters. 1 2 3. 3 düz 1 2 3. 3 ters. 1 2 3. 3 tane düz. 1 2 3. 3 tane ters. Şöyle bakın. Örmeden birinciyi aldım. Ön yüzümüzde, yani örneğin ön tarafında sürekli düz örüyoruz. Aslında modeli biz arka tarafta koymuş oluyoruz. Orada da yaptığımız şey sadece 3 düz 3 ters örmek arkadaşlarım. Evet. Ön tarafta komple düz. Unutmayalım. 2 aşamadan oluşuyor yine örneğimiz. Çok basit. Bakın çıkmaya başladı bile, gördünüz mü? Böyle. Bakın tekrar dönelim. Burada yine örmeden alalım. Burada ne yapacağız? 3 tane düz örmüştük. Şu baştakiyle sayıyorum. 2, 3. 3 düzü ördüm. 3 tane ters. 1, 2, 3. Ters ördüm. Tekrar 3 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. Bakın ters olan yer şu düz kısım olarak çıkıyor. Düz ördüğümüz yerlerde haroşa oluyor arkadaşlarım. 1, 2, 3. 3 tane ters ördüm. Bu şekilde. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Yine komple düz öreceğiz. Bütün sırayı baştan sona kadar düz öreceksiniz. Bu sıra hep böyle. Hepsi düz. Arka tarafta 3 düz 3 ters. 3 düz 3 ters. Nasıl başladıysanız örgü bitene kadar aynı yerde düz, aynı yerde ters yapacaksınız. Yine arka tarafa geldiğimizde ne yaptık? 3 düzle başlamıştık. Yine baştakiyle sayıyorum. 2, 3. 3 tane ters. 1, 2, 3. 3 düz. 1, 2, 3. 3 ters. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3 tane ters. Evet, burada şimdi bu sırada komple hepsi düz olacak. Bence anlaşıldı. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlarım. Bu şekilde yaptığımız zaman güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Dediğim gibi ilk defa örnek koyacak olan arkadaşlarım için çok çok ideal bir model. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.